Şimdi Namık Aysal hocam adına bu sunumu gerçekleştireceğim. Petrografi, mineral kimyası ve jeokimya verileriyle Çanakkale meteoritinin sınıflandırılmasına giden süreci anlatmaya çalışacağım. Meteoriti de 1964'ün Temmuz ayında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine Ersin düşen bir meteorit. galiba sunumunu paylaşmadın. Ha, çok özür dilerim. Geldi sanıyorum. Gözüküyor mu acaba? Evet Ersin. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Çanakkale meteoriti, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 1964 yılının Temmuz ayında düşen bir meteorit. Oldukça büyük bir parça. Kütlesi yaklaşık 4 kilogram. Sınıfı da L6. Şimdi bu L6'nın nasıl belirlendiğine dair bir sunum olacak bu. Çanakkale meteoritinin bu da yine yaklaşık 450 yüksek büyütmeli fotoğrafın birleştirmesiyle elde edilmiş bir görüntü. Kemer meteoritini az evvel hatırlarsanız çok daha kondürler çok daha belirgindi. Bunda kondürleri ilk etapta böyle gözle belirlemek bile çok zor. Zaten ayrıntıda bütün problem ayrıntıda olduğu için yüksek büyütmeyle özellikle fotoğraflıyorum bu meteoritleri. Burada belli başlı kondütleri zar zor. Kondürleri özür dilerim. Zar zor belirleyebildik. Mesela burada bir kuşaklı olivin kondür görüyorsunuz. Yapısını neredeyse kaybetmiş. Sağda bir porfirik olivin piroksen kondür görüyoruz. Şu anda kırmızı ile daire içine aldığımda bile aslında kondür olmaya çok da yakın değil gibi gözüküyor. Alttaki şekil biraz daha belirleyici. Dediğim gibi en yaygın bulunan kondür tiplerinden bir tanesi olan kuşaklı olivin kondürü sol altta. Sağ altta da yine porfirik olivin piroksen kondür görmekteyiz. Arada da yine opak mineraller mevcut. Meteoriti aldık, petrografik incelemeye başladık, ince kestini yaptık. Ondan sonra bu şekilde kondürleri belirliyoruz. Hani sınıfın belirlenmesine giden süreci aslında anlatıyorum şu anda. Yine ilk kesitte görmediğimiz ve belirleyemediğimiz kondürler için tekrar bir kesit daha yapmaya ihtiyacı hissettik. Bu yaptığımız kesitte kondürleri çok daha iyi tanımlayabildik aslında. Dediğim gibi çok farklı. Yani aynı meteorit örneği ama iki farklı kesitte birinde olan yapının asla diğerinde görmeyebiliyorsunuz. Burada da yine küreselliğini belli ölçüde kaybetmiş kuşaklı olivin kondürü görüyoruz. Çok daha güzel bir granüler olivin piroksen kondürü görüyoruz. Sol altta yine iri taneli bir piroksen, porfirik olivin kondürü görüyoruz. İrili ufaklı olivin minerallerinden oluşan. Sağ tarafta da şu ana kadar sunumda hiç görmediğimiz radyal yani ışınsal piroksen kondürü görüyoruz. Bu yine çatlak içeriyor içerisinde. Muhtemelen düşme sırasında oluşmuş birçok çatlağı. Bu da yine aynı diyagramlara iz düşeceğiz ama asıl sınıfının karar verildiği nihai diyagramlar bunlar değil. Ama yine de hangi aralığa düştüğünü görmek için bu diyagramlara iz düştüm verileri. Şu anda L grubu datalarının arasında gözüküyor. Silisyum için. Aynı şekilde bu çalışmada da öyle. Kalsiyum oksitin, alüminyum oksit oranında da bu dağılımı görüyoruz. Dediğim gibi çok geniş bir dağılım. En azından bu aralığa düştüğünü bilmekteyiz. Zaten meteoritlerde kalsiyum ve alüminyum taşıyıcısı mineral plajoklas. O yüzden birbirlerine oranları plajoklaslar çok da sık bulunmuyor. En azından bu kondrit tipi meteoritlerde. Varlıklarında da kalsiyum ve alüminyum oranları birbirine çok yakın. Yani 0,86 ile 1,2 arası değişiyor. Bu da en azından meteoritimizin içerdiği kalsiyum ve alüminyum oranına göre kondrit olmasını kuvvetli ölçüde düşündürüyor. Yine bu da diğer yeni yapılan 2017'deki çalışmaya iz düşümü. Son olarak da alüminyum oksit oranına bakıyoruz. Bu da yine L grubu datası arasında gözüküyor. Dediğim gibi asıl bu meteoritin L sınıfı olduğuna karar veren nihai diyagram bu değil. Onu birazdan göreceğiz. Yine kondrite normalize ettiğimiz zaman örneğimizi zaten kondrite çok yakın bir nadir topak element dağılımı görüyorsunuz. Birkaç nadir topak elementi dışında neredeyse ilksel kondritle birebir aynı. Boyton 1984'e göre çizilmiş bu grafik.
Burada SAM ADX görüntüsünü görüyoruz. İç kısımdan alınan bir görüntü. Yüksek demir içerikli opak mineraller, özellikle bu açık renkli gördüğümüz beyaz kısımlar ve onların kondrül ya da diğer minerallerle şöyle sınırı görebiliyorsunuz. Aslında kolaylıkla ayrılabilecek gibi duruyor ve düşme sırasında oluşmuş çatlakları görüyorsunuz. Bu büyük ihtimalle düşme sırasında oluşmuş çatlaklar. Bu iç görüntüsüydü. Şimdi bu iç görüntüsünde mineralleri daha böyle pürüzlü yapılarıyla görüyoruz. Çünkü düştüğünde bu meteorit zaten kırılmış iki parça şeklinde. İç kısmına ait mineralleri burada görüyoruz ve atmosfer geçiş sırasında kabuğun yanık bir şekilde kaplandığını söylemiştik. Bu aslında bir erime ve bir nevi canlaşma süreci diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi dış kabukta daha homojen bir yapı söz konusu. Özellikle çıkıntılı kısımlarda. Atmosferde dönerek ilerlerken o ısının etkisiyle bir hamur gibi aslında yoğruluyor dış kabuk. Burada da yine iç kısımdan alınmış, yapılmış taramalı elektron mikroskobu ölçümünü görüyoruz. Feldspat belirlenmiş, olivin ve yine açık renkli tayinit minerali, demir nikelin gama fazı. Burada yine farklı, bu sefer daha yüksek, daha yani daha düşük büyütmedi. Az önceki görseller daha yüksek büyütmeydi. Bu daha düşük büyütmede minerallerin faz farkını görebiliyoruz burada. Opak mineraller ve silikat mineralleri olarak. Burada da yine çatlaklar matris kısmında ve minerallerin yapısında çatlaklar görünmekte. Bu yaptığımız ölçümlerdeki mineralleri iz düştüğümüzde özür dilerim. Olivin uç üyemiz forsterit türü olarak belirlendi. %71 gibi bir yüzdeyle. Klinoestatit türü olarak belirlendi. Piroksen türümüz ve plajioklas türümüz de albit olarak belirlendi. Jeolojik diyagramlara iz düştüğümüzde. İşte az önce bahsettiğim meteoritin sınıfına dair aslında nihai kararın verildiği diyagram. Bu gördüğünüz diyagram, düşük kalsiyumlu piroksenin ferrosilit üyesine karşı olivinin özür dilerim. Şurada grafiğimin tabi alt kısmını göremiyorum şu anda ama. Evet. Yani forsterit fayalit yüzdesine bakılıyor. Öyle söyleyeyim. Düşük kalsiyumlu piroksende de ferrosilit miktarına bakılıyor. Burada Çanakkale'nin daha önce yapılmış bir çalışmadaki EPMA özür dilerim, SEM sonuçlarına iz düştüğümde L grubu olarak ortaya çıktığını görüyorum. Ama yeni yapılan EPMA verilerine göre de bu diyagrama iz düştüğümde LL türü bir meteorit olması gerektiği şeklinde bir öngörümüz var. LL6 olarak. Şimdi bu L zaten düşük demirli, H yüksek demirli, L çok düşük demirli anlamına gelen bir sembol aslında. O 6 da petrolojik tipini gösteriyor kondritik meteoritin. Burada belli başlı ana baktığımız şeyler olivinlerin bileşimindeki homojenlik, feldspatların varlığı ya da yokluğundan ziyade feldspatların büyüklüğü, kondüllerin içerisinde camsı bir yapının var olup olmadığı, Matrix'in içeriği, rekristalize bir Matrix'in varlığı ya da yokluğu. Aynı şekilde kondritik Matrix'teki Matrix içerisinde dağılmış kondrillerin tam olarak belirlenememesiyle alakalı bir ölçüt. Bu da 1 ile 7 arasında bir skala gösteriyor bize. Bizim meteoritimizin özelliklerini burada kesiştirdiğimiz zaman 6 numaralı gruba denk düştüğünü görüyoruz. Yani bu şekilde kondritik meteoritimizin türünü L6 olarak, daha doğrusu sınıfını L6 olarak belirlemiş oluyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Tam aslında erken bitirdik galiba, değil mi Ersin Hocam? Evet hocam. Yani bu diğer sunumla da belli başlı benzerlikler içerdiği için biraz hızlı geçtim o Hiç sorun kısımları. değil. Hiç sorular açık olabilir. En azından soru alma şansımız olur diye düşünüyorum ama şimdi chat biraz bekleyeceğiz galiba sorular için. Bu arada ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. 1960'ta düştüğünü söylediniz. Peki dünyada geçirdiği süreç
Tabii incelemeler epey yeni yapılmış incelemeler. Hani 50 yıllık dünyadaki ömründe yapısal olarak bir değişikliğe uğradığı düşünülebilir mi? Tabii ki hocam. 64 yılında düşüyor ancak 90'lı yıllarda bu kazanılıyor ve koruma altına alınıyor. Ege Üniversitesi'nde rahmetli Profesör Doktor Abdullah Kızılırmak tarafından. O meteoriti yurt dışında önce birkaç teste tabi tutup sınıflandırmasını yaptırtıyor. Sonrasında ülkemizde de 2000'li yılların başında tekrar bu meteorit çalışılıyor Mehmet Emin Özel tarafından. Son olarak da işte ben şu anda halihazır üstünde çalışıyorum. Ben kendim yüksek lisansta da Türkiye'ye düşmüş 4 meteoriti çalıştım. Bu Çanakkale bunlardan birisi değildi ama çalışmalarımız sırasında dediğiniz gibi yersel olarak çok fazla etkilendiğini görüyoruz. Yani neredeyse opak minerallerin tamamı oksitlenmiş durumda. Bir diğer soru, Çanakkale meteoritini el mi kabul etmeliyiz? Hocam şu an için EPMA verilerine çok daha güvenmek istiyoruz açıkçası. Çok daha yeni ölçümler yapıldı. Nokta sayının yani analiz yaptığımız nokta sayısını arttırarak bunu kesin olarak belirleyeceğimizi düşünüyorum. Ama şu an el desek daha uygun olur. El altı. Namık Hoca'nın bir sorusu var. Hocam sesli olarak iletir misiniz ya da yorumunuz? Ya da Hocam eliniz hani. benim sorudan ziyade neden iki farklı grup içerisine düştüğüne yönelik bir açıklamam olacak. Şimdi ilk SEM-EDX analizleriyle elde edilen veriler bizim Burak Öztürk adında bir arkadaşımız var. Yüksek lisans tezi kapsamında SEM-EDX ile ölçmüş olduğu veriler ve elimizdeki Ersin'in bahsettiği birinci kesitten, bir numaralı kesitten elde edilmiş verilerdi. Biz daha sonra bu kondürleri görüntülediğimiz daha güzel bir kesit yaptık ve sağ olsun Yusuf Kağan Kadıoğlu hocamız Ankara Üniversitesi'nde bunlar üzerinde yeni bir EPMA ölçümleri yaptı. Aslında bildiriyi sunduğumuz zaman hocamızın ismi yoktu ama sunumda ismini de ekledik hocamızın. Kendisine teşekkür ederiz. Bu son verilerle hesapladığımız zaman EPMA verilerinden yapılan mineral kimyası hesapları ki SEM'e göre daha hassas veriler. Dolayısıyla grup olarak LL6 grubuna düşüyor. Tabii bunu biraz daha Ersin'in de dediği gibi analiz sayılarını artırarak ve başka kriterler de var. Sadece L mi, LL6 mı hangi gruba düştüğünü belirlemek için başka kriterler de var. Onlarla da test edeceğiz. Ayrıca bu meteorit üzerinde çalışan farklı gruplar var. Onlar bu meteorit içerisinde biraz önce de söylediğim gibi ringvudit minerali olduğunu söylüyorlar. Yani tam olivin ringvudit dönüşümlerinin bu meteoritte görüldüğünü söylüyorlar. Bizim de buna yönelik olarak işte Mehmet hocamızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda yine Raman'la bunu tespit etmeye çalıştık. Bizim incelediğimiz alanlarda açıkçası net bir dönüşüm görmedik. Yani ringvudit mineraline rastlamadık. Zaten ringvudit ile fosterit kimyasal bileşim olarak da aynı. Sadece kristalografik olarak küçük farkları var. Oradan ayrılabiliyor. Dolayısıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar ilk bulgularımız. Sizlerle paylaşmak istedik. Aslında bu sunumları hazırladığımız anda biraz daha verilerimiz birikti ama onları da yayın aşamasına doğru hazırladığımız için bu kadarıyla anlatmak istedik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam ben küçük bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii hocam, buyurun. Şimdi bizim için aslında biraz da katkı sorudan da öte. Biz Mehmet Hoca ile Mehmet Yeşiltaş Hoca ve Namık Hoca ile küçük bir çalışma yapıyoruz şimdi. Bu meteoritlerden bir tanesinin üzerinde acaba biyolojik bir iz bulabilir miyiz çalışması yaparken demir oksitler üzerinde bakıyoruz aslında. Şu anda elde ettiğimiz ilk çalışmalarda kullandığımız meteorit gerçekten asitofilik bir ortamda yaşayan mikroorganizmayı destekleyebilir. Yani büyümesi için ideal koşulları sağlıyor gibi görünüyor elde ettiğimiz ilk veriler. Onların analizlerini yapacağız hocalarla birlikte. Ama ben şunu merak ediyorum. Mesela bu meteoritin içerisindeki demirin ağırlıklı demir 2 olması lazım. Evet. Ki yani bu beklenen bir şey. Mesela biz bazı ölçümlerimizde bunu böyle göremedik. Acaba bu heterojeniteden mi kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir yorum yapabilir misiniz diye düşündüm. Belki Namık Hoca da Ersin Hoca da katkı koyabilir diye düşünmüştüm.
Hocam demir 2, demir 3 maalesef bizim kullandığımız yöntemlerde bunları ayrı ayrı olarak ölçmek çok mümkün değil ama sizin de bahsettiğiniz gibi farklı metotlarla siz bunları Evet. ayırabiliyorsunuz. Yani burada meteoritteki iki farklı alanla ilgili ince kes görüntülerine baktığımız zaman da gerçekten heterojen bir dağılım olduğunu görüyoruz ama bunun metalik minerallerde ya da demir 2, demir 3 de çok önemli bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yani bu yani demir 3 yoğunsa bu birincil olmalıdır diye düşünüyorum. Yani benim şahsi fikrim öyle. Yani ilk başta da her zaman demir 3 vardı. Değişik koşullarla oluşmadığını düşünüyorsunuz hocam. Aynen, aynen hocam. Çünkü yani mutlaka ve mutlaka ne kadar değişse de bizim birincil izleri takip ediyor olmamız lazım. Bunu farklı şekillerde yani gerek kimyasında gerekse mineral bileşimlerinde görebiliyor olmamız lazım. Yani birincil olması ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü biz yaptığımız çalışmada bizim için demir 2 son derece önemli. Çünkü mikrobiyal yani hücrenin gelişebilmesi için onun üzerine ağırlıklı olarak demir 2 olması lazım. Ama bazen malt metabolizma da yapıp demir 3'ü indirgeyip kullanabilen mikroorganizmalar da var. Biz de bu yaptığımız, siz de biliyorsunuz çalışmanın içindesiniz. Bunu anlamaya çalıştığımız için özellikle sormak istemiştim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim hocam. Hocam bir ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu farklı tipte kondrillerin varlığı bildiğim ölçüde birden fazla soğuma ve ısınma ve soğuma evresi geçirdiğine yönelik farklı tipte kondrillerin oluşması. Bu esnada belki opak minerallerin içerdikleri demirle alakalı bir değişiklik söz konusu olabilir. Başka sorumuz yok galiba, değil mi Ersin hocam? Yok hocam. Geçelim Sistem mi? Ne açısından dersiniz? geçebiliriz. Tamam. Bir sonra